15'im komada mı yattım şimdi? Dibe ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Avımızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey, saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok, iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Ne arıyorum acaba şu an? Burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, mırıldanıyorsun. Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmalı. Beni gaza getirme Drake. Beni gaza getirme. Oğlum şu çok korkunç bir görüntü değil mi ya? Sonsuzluk önünde ne olduğunu bilmiyorsun. Denizaltı çok hadi korkunç. Hadi neyse odaklan. Biz dalışa bir gittik. Sadece yüzümüzü içeri sokup nefes almayı deniyoruz tüple. Ben panik oldum. O derece yani. Şurada bir şey parladı galiba. Heh, işte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala. Hadi bakalım. İşte. Oh. Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım. Bir, iki, üç... Tamam, hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam, hallederim ben. Birini buldum. Oğlum kas yaptım bu. Çıkar şunu artık ya. Kaç, ne kadar bir hızla basmam gerekiyor buna? Römorkun altına sıkıştı. Oğlum sıkıştıysa bana niye bu kadar emek harcıyorsun? Sonra römorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. Evet. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Römorkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Pekala, bu kasa sıkıca yerleştirin de. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. Halat aşağı iniyor. Ben içinde durayım mı? Ne yapayım? Bunu kaldıracaksanız. Evet, iniyor. Evet.
hizalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Ne işareti çıkıyor ya orada? Şöyle dolanayım mı demek? Gel bakayım, gel 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 gel. Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Oğlum halatı al, halatı. Ulan. Tamam, remorks alam, gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam, bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. Söz veremeyeceğim. Hadi Nate, ne yapıyorsun? Ben ne yapayım, aşağı mı... İçine mi gireyim? Ben yukarı yüzeyim dediydim. Bununla mı çekecekler beni? Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Ben bu kasayı yukarı çıkaramıyorum ki. Nasıl yüzeceğim kasayla yukarı doğru? Kasada mübarek altın var galiba. Sakar Şakir. Gerçekten tam bir Sakar Şakir. Ne yapayım, şu taraftan mı geçeyim acaba? Dur. Herhalde öyle yapacağız. Bu taraftan da geçilmiyor ki. Hadi, hadi. Heh, vallahi çıktı. Hadi, hadi. İşte oldu. Oğlum adam benim siyah sesimi tekrar ediyor. Ben sana diyeyim. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece 5 dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin, bakmalısın. Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? Bayılırım. Halatın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam, yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Gidiyor.
güzelliğe bak. Ne durumdasın bakalım? Tam zamanında çıktım o nehirden. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber millet? Maymunta bak ya, gerçekten hayranlıkla izliyorum yani şu an. Yaşlandım ben Nathan. Nihayet döndün Drake. Geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. Sağ ol. Vay. Bayağı hafif. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Adamın. Nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına kadar. Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çıtasını yükseltiyorum. Ezik misiniz siz? Bu abi peki şey mi, biraz önce cinayet işleyen hiç güvenmediğim abi mi? Geriden geliyor gibi değil mi? Evet, buna sonra bakalım. Baksana, bu daha ne kadar büyük. Kahramanım. Hadi, bakalım neler getirmişsin. Hey, bir dahaki sefere başka biri öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettin. Yok yok, sağ ol. Ofise kalmaktansa her gün dalış yapmayı yeğenir. Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Aa, yapma ama, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım? Rekabet çok. Bakalım ne varmış. Ne varmış? Sen yapmak ister olur misin? Olur. Ver. Ben beceriksizce evet, yapayım dur. Sağ ol. Şimdi nasıl yapacağım? Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. Ama bu şeyin kaç para ettiğini bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Ne gıcık tamam, bir adam oldum ben istersin. Ya Nathan. Hey. İyi git iç işte iki kadeh. Nedir yani? Paramı alam da eve gidem de uyuyam. Bakır. Hey hey Nate. Nate bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. Hayır, olamaz. Gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şey hariç, en iyi adamım, iş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın... İzin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almaz. Tamam. Anlamıştım. Ama Nate, anlasana, bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. Nate, bu emeklilik ikramiyesi dostum.
İkimiz için de öyle, tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak, beni es geç, tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam, bu sende kalsın. Bir düşün, tamam mı? Fikrimi mı? Değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez, değil mi? Carla'ya ve çocuklara selam söyle. Tekrar. Tamam mı? Israr yok Nate. Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. Hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. Eve bak, tam bir hurdacı. Hurdacı abi. Normal bir yaşam. İyi. Şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Seneler önce benzerine tırmanmıştım. Francis salı için kurşun yedi. İşte biz. Kim? Hatun galiba. Bunu eski şey kamerasında bulmuş. Hoşuma gider diye düşünmüş ve bana yollamış. Ne kadar da ince. Şu ortadaki hatun olsa gerek. Alman denizaltındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Şambala. Özlemişim. Bu kim? Nate ve Tenzin. Tenzin, he, o diğer arkadaşım. Şunun için sayısız insan birbirini öldürdü. Oo, şey sallayınca parlıyor. Bunları böyle saklıyor musun Nate'in, yani ne yapıyorsun? Para ediyorsa niye para etmiyor? Ve kullanmıyorsun mesela. Sen mi? Sam'in resmi. Sam. Evet. Sayende boş döndük Aziz Dismas. Değdi mi ha? Değdi mi? Şu kutuda bekleyen şöyle haç. Abinin canına değdi mi? Neydi? Geliyorlar. Speral, etrafım sarıldı. Kıstırmadan izin vermeneydim. 12.
hepsi. Uzman benim. Güle güle. Sana ders olsun. Geliyorum. Oyun oynuyoruz burada. Tamam. Oyun saati bitti. Oyuncak tabancayı kenara koyalım. Sonra görüşürüz. Ben evlendim, çoluğa çocuğa falan mı karıştım? Burayı kapatamıyor muyum? Ne güzel evler ya, dizaynlar falan. Daha oyun odası yukarısıymış. Burası daha çalışma odası. Ha, demek bununla uğraşıyorsun. Vay canına. Bir daha tatile çıkmalıyız. Her yerde de banyo var maşallah. Kim temizliyor bunları? Burada açtım. Of, bitti. Evet. Oh. Bitirdin mi? Evet. Aslında günün nasıl geçti? Fena değildi. Hı-hı. Cennette sıradan bir gün işte. Nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı-hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. İlginç bir çöp buldun mu bari? Buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. Ama buranın yerleri ona tırlıyormuş galiba. Olamaz. Yani can, bayağı sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Oyundaki tamam. Çift ve realdeki aslında çift. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Erkeklerin bir şeyleri dinleme şeysi. Ah.
oldu? Nereye gitti? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. Hadi ya. Ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konu. İlginç bir konuydu. Aa, çok ilginç. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Bangkok'ta kirli hı? hava, ciğerler. Bu yazdın mı? Bangkok halkı kayın bağlamış. Bangkok'taki uçuşlar. Şey hakkında işte. Kayıp Bangkok şehri. Kayıp Bangkok değil. Bangkok civarındaki kayıp şehirler. Daha doğrusu Bangkok il sınırı için. İl sınırı. Bangkok il sınırı. İnanamıyorum. Peki özür çok dilerim. Çok cesurcaydı. Gerçekten ama yine de çok öyleydi. Yaklaştın öyle değil mi? Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, ama o riske değmez bence, yani. O kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Sullivan'ı arayabilirsin. Ne zamandır görmüyorsun onu? 2 yıl mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır, dün bırak. Gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkarım. Sorun değil. Yani en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela... Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet. Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet, bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, evet. Koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ne diyorsun? Korkak tavuk var mısın? İnanılmaz. Pekala Kobo. Dur şimdi oyun oynayacağım ve adamın lafını ağzına tıkayacağım muhtemelen. Tamam, öğreniyorum bakalım. Kot gömlek parfüm. Şöyle bir evimiz yok ama. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla. PlayStation 1. Aa, hiç sabrın yok. Normalde Sabiha bir anda elimi ısır. Tamam. Ben de mi oyun kontrolü? Bu oyunun kontrolünü de bana ver. Öğrenmez olur muyum hiç? Hayır, sadece... Nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum, tamam. Hallettim. Tamam, şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım, tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner vuruş. Evet, zıplamak için ısrarız. Allah! O kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Asit! Nasıl çıkacağım? Öldüm. Peki ama hiç gerçekçi değil. Ben hiç gerçekçi değil. Aynı ben neydi tamam, ya. Tamam, iyi öğren. Oğlum atladım vallahi. Kise bastım ya. Ay. Şansın. Dikkatli oynamak. Son şansın mı? Çözdüm. Hadi. Tamam. Oynatmıyor beni. Çok mu kötüydüm? Oynayamayacak mıyım o yüzden? Ah. Bir dakika. Kolum kapandı ya. İnanılmaz. Niye kapandı? Niye oynayamıyorum şu an? Hiçbir şey çalışmıyor şu an koldaki. Orta tuşa bile basamıyorum. PlayStation tuşuna. Aptala bağladı. Ve oyunu ben tekrar ben şimdi şey yapabilecek miyim acaba? Oynatmayacak bana oyunu bir daha. Sen istedin ama. Hayret bir şey. Halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. Ha, deneyebilir miyim? İki katı ya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistlik mi taslıyorsun? Evet, kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay seçeneğinde tamam, oynamak peki, daha kolay. Tamam, peki konuş
Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne yapacaksın? Benden söyle. Göster bana. Gerçekten. Oo, sevişecekler. Ne diyeceksin? Burada kesilmedi Allah'tan. Söyle, İyi bari diyorsun. Oyunda kesildi. Evet, tabii ki. Sen? Ciddi misin? Öp, 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 öp. Gel buraya. Öptü. Bu kadar mı gösterecekler? Azıcık daha ileri gitseydik ya. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Göt herif. Göt herif. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben... küçük kardeşimi arıyordum da. What? Boyu sizin kadar. Biraz daha çelimsiz. Nasıl yani? Tepesinde de daha az beyaz olan biri. Nasıl yani? Ölmemiş mi sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan. 15 yıl sonra. Aman tanrım sen. Oo, tamam tamam, sakin ol biraz. Ben hayal mi görüyorum acaba? Ama nasıl? Ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet, doğru gördüm. Tam buradan. Tanrım. 15 yılda hala öyle iz mi var mı? Doktorlar beni güzelce yamadı ve doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben deli gibi araştırdım, her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen, eğer bilseydin yemin ederim seni kurtarmak için evet, oraya... Evet, geri gelirdin. Biliyorum. Oğlum hayal mi görüyorum lan ben? Önemli olan artık kurtulmuş olman. Bu gerçekten yaşıyor mu hey, abi? Hey. Sen iyi misin? Evet. Ya iz silinmez de izi o kadar kanlı gibi duruyordu yani. Daha silik görünür. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın yani, değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı ama nasıl ben başardın? Ben de hazmedemedim. Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam, yavaş ol. Hadi otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet, gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi. Ben yokken neler oldu? Tanrım sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Evet, Sir Francis Drake'den kalma güzel bir gözlem aracı vardı bende. Hatırladın mı? Aa evet, bir kadın. Adını unuttum, Cartagena'dan çalmıştı. Marlo. Evet, Marlo. İşte onu takip ettim. Dibine attım. Ve yaptığım tek şey... Abi tuzluk muymuş? Abi tuzluk muymuş? Bayağı kolay olmuş. Hepsi Nathan'ın rüyası mıymış? Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. Sabaha kadar anlattın mı? Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır. Gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun. Ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. Evet. Sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize 3-5 kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük arabanın, ben evin parası ha, çıktı. Nasıl unuttum? Elena, okay. Hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... Siktir, ona senden hiç bahsetmedim. Nathan, benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Niye şaşırdın ki buna Nathan? Adam
hapiste çürümeye bırakılmış, oradan kaçıp gelmiş. Nasıl yaşadı bu herif? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşım. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Hapse girince herkesin yapacağı. Kimse evde spor yapmıyor ama, değil mi? Bugün kitap okumuyor musun? Samuel buraya gel. Samuel. Sam yerine Samuel. Gökhan neden offline? Gökhan neden offline'sın? Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Duymadı çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle nasıl mutlu olabiliyorlar? Ted Mosby, hoş geldin. Ama evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Niye offline'sın diyor John Smith. Ve buradan çıktığımızda o tutku bizi bu salakların hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet, iyimserliğine hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? Samuel. Eğer çıkmaya başarabilirsem ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet, ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Avery'nin efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Işık ne kadar güzel yalnız ya. Olabileceğine hakikaten inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. Tutku. Avery'nin o sözü neydi? Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. Çekilme de ki. Oh. ¿Qué hacemos con él? Bu da sizinle mi abi? Samuel. Kaçıralım mı abi dedi. Kendi şansını aramaya hazır mısın? Olur. Ne evet. Yapacağım burada? Ben kalayım mı diyeceğim? Tabii ki geleceğim. O da bizimle. Şimdi Sam'i mi oynuyoruz? Ah siktir. Los demás están en posición. En camino. Biz gidiyoruz gençler. Kendinize iyi bakın dedi. Ondan sonra... Bunu ne zamandır planlıyordun? Buraya adım attığımdan beri. Samuel hadi. Şimdi ben hapisten kaçmana çok iyiyimdir, bilirsiniz. Mükemmel bir kaçış göreceksiniz şu an. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Aman tanrım. Bu adamlar sadist. Dünyaya iyilik ediyor sen. İşte lazım. Evet, hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Oh, Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. Haklısın. Amaç isyan başlatmak zaten. Koşunum yokmuş. Kurşun var mı kurşun?
Evet, gördüm. Peki şimdi? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Biz geliyoruz dedi. Hazırladınız mı dedi. O bir taraf dedi. Bir yere saklan. Saklanayım. Ne? Neden? Dediğimi yap. As! Oğlum altıma sıçtı. Sen iyi misin? Haber etsene. Patlatacağım kapıyı desene. Evet, iyiyim. Geliyorlar dedi, biz gidiyor dedi, yakalayalım dedi. Oğlum! Geberesice. Nereye gitti bunlar? Allah! Abi mi öldü lan? Bizim abiyi vurmadılar değil mi? Bunun şeyi daha azmış, dur. Bunu almayacağım. Bu daha iyi. Kalmadı. Okey. El área está asegurada. Estamos bien. Samuel, separado. Ay, beni bu tarafımdan vuruyorlar lan. Arkadaşımı vuruyor. Freedom! Beni hep vuruyorlar burada. Biz diyor buraya patlatacağız. Çekilin diyor. Bak ama çekil diyor. Patlat. Abi sesin çok az geliyor senin ya. Neredeysin? Uzaktan konuşuyorsun. Ha, söyle. Oo, göklere, dağlara, taşlara. Şu adam, şunu vuramıyor muyum ya ben? Lan! Şey yıktı, taşları yıktılar. Taş maş kalmadı, yemin ederim. Ha? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Gidelim, buradan gidelim, oradan gidelim. Bunlar bizi dövüyor diyorlar. Hızlı kaçalım diyorlar. Simultane İspanyolca çeviri yapıyorum şimdi. Ben de vuracağım ha.
silahını bana bir ver. Efendim. Pardon abi, geldim. İyi kaçtık yine yani. Ben kendimden böyle bir performans beklemiyordum. Hadi Samuel, git şunu. Hayır, ben iyiyim. İyiden bile öteyim aslında. Al, susuz kaldım. Hadi iç. Sağ ol. Samuel Drake'in bir sonraki adımı ne? Bir sonraki adımım ne mi? Önce banyo yapacağım. Sonra gerçek bir yatakta uyuyacağım. Belki de yanımda yatacak güzel sıcak bir vücut bulurum. Kardeşimin izini sürerim. Bunlar iyi bir başlangıç olur. Evet, iyi olur. Ama önce bana böbreğini vermelisin. Peki. Abi öyle diyecek. Sence Avery'nin hazinesini ele geçirmen ne kadar sürer? Bilmiyorum yani. Amerika'ya dönüp araştırmaya devam edeceğim. Ne kadar? Başlayana kadar bir şey söylemem zor. Yerini bildiğini söylemiştin. Evet, biliyorum. Evet, ama bak, Avery öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış, tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler var. Arabayı durdurun. Tamam. Dur. Olmadı, böbreğini alacağız. Hey, sakin ol bey. Seni severim Samuel. Daha da önemlisi. Hazineleri daha çok sana severim. Burada olmanın nedeni de bu. Ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Damayon kuşuyor. Tamam. Sorun şu ki... şu anda kafam bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Oh. Bulacaksın da bana mı bulacaksın? Bana bulacaksın manası. 6 ay. İnsanlar çok tembel. 6 ay. Hep ihtiyaçları olan süreden daha fazlasını isterler. 3 ay. 3 ay da mümkün değil. 3 ay. Hazinenin yarısı. Zaman şeyi beni aşırı geldi yine. Söyle. Oğlum azıcık zaman verin adama, araştıracak. Hazinenin yarısı. Atlayacak, zıplayacak. Eğer kaçarsan... ya da hazineyi saklamaya kalkarsan, ya da yetkililere gitmek gibi bir aptallık yapmaya kalkışırsan... Yetkililere gitmek? Haberim olur. Ve hiç ummadığım bir anda orada olurum. Ve o noktada ölüm erişemeyeceğim bir merhamet olur. Korkunç teklif. Kestin boğazımı benim sen. Hadi. Kalk. En yakın kasaba 10 kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. Dışarıda güneşin doğuşunu görmeyeli epey zaman oldu. Arabayı da bıraksaydınız abi. Vamos. Peki ya buldun da? Nasıl olacak? Merak etme. Zamanı geldiğinde payımı almaya gelirim. Buena suerte Samuel. Kendine iyi bak Samuel. Yapılan her iyiliğin altında böyle geri şey istenir. Yani Alcazar gitmeme izin verdi. Ve işte buradayım. Oradan yürüyerek gelmen ne kadar sürdü? Niye? Gider kaldığımız yerden devam ederiz ve... Kaldığımız yerden mi? Sam, kaldığımız yer falan yok. Rafe ve ben kaçtıktan sonra Rafe, Aziz Dismas Katedrali'nin çevresindeki tüm arazileri satın aldı. Haftalarca didik didik aradı. Avery'nin hazinesi orada değil. Gerçi bu Rafe'i durdurmadı. Salak herif. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadı. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve... eminim Rafe'in elinde bu yoktur.
İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. İyi de Aziz Dismas'ın haçı bu. Emin misin? Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boş da hatırlarsın. Ha, siktir bu. Hala sağlam. Fake miymiş? Biri birden fazla haç yapmış. Evet. Yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. İyiymiş. Nerede peki bu? Bu nadide parça. 3 gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi Malikanesi'nde. Rossi Malikanesi mi? Orayı biliyor musun? Evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey abi, bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela. Tamam peki. O kalantorlara direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteği koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet, sen onu oradan çalacaksın ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Ne? Abi beni kötü yola sürükleme. Hayır abi, bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ne? Hayır bak ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ne bileyim ben mesela... Hayret bir şey. Telefonuna mı mesela bakayım? Charlie Cutter olabilir. Hayır. Ben hayır, hep bu tür hayır, işleri bu adama hayır, yaptırıyorum. Hayır, kesinlikle olmaz. Ne Charlie'ye ne de ismi telefonda kayıtlı başka birine hayatımı emanet edemem, anladın mı? Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama sen, başka bir yolu olmalı. Kalan süreye bakarsan yok. Ve Alcazar'a göre de yok. Çok içiyorsun Samuel. Daha yeni söndürdüm bir tane. Hey, merhaba aşkım, ne haber? Evet, bak olanlara inanamayacaksın. James'in biraz önce elinde belgeler ofise geldi. Yalan söylemeseydin Nathan ya. Biliyorum ama... Görünüşe göre o Malezya işini kabul etmem gerekecek. Gerçek söyleseydin. Ya başına bir iş gelir, bir şey olur. Sonra kızacağız. Bir şey yapmasın. Yılandan korkmam, yalandan korktuğu kadar. Bir şeyler görebildim mi? Bir grup üst tabaka, ayak takımı hırsız balo için hazırlanıp gelmiş. Ve Sullivan'dan hala bir iz yok. Daha epey vaktimiz var. Görünüşe göre depo malikanenin arkasındaki binada bir yerde. Oradan görebiliyor musun? Sadece üst kısmını. Kim bilir o depoya neler koymuşlardır. Biz sadece Avery'nin haçına odaklanalım, olur mu? Bilemiyorum. Eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. Lütfen işi basit tut. Tamam, basit. Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiştim. Ama sorunsuz olmazdı. Sullivan'dan ses çıkmaması ihtimaline karşın yedek bir plan düşündün mü bari? Hayır, çünkü gelecektir. Peki ya yakalanırsan? Sam, müzayedeyi yürüten adamları tanıyor. Lak lak ede ede üst kata çıkacak, pencereyi açacak ve biz de içeri gireceğiz. Gayet sağlam bir plan. Aha. Pekala, tamam. Durma, söyle. Ya haçı kendisi için çalarsa? Hayatta yapmaz öyle bir şeyi. Victor Sullivan, aynı Victor'dan bahsediyoruz değil mi? Evet, geçmişte çoğu kişiye kazık attı ama bize atmaz. Hayır, sana atmaz. Bak, hiç karşılıklı oturup konuşmadınız. Durumu basitleştirme. Ben ona güveniyorum, tamam mı? O aileden biri. Hayır, bak. Kim bu adam ya? Senin Sullivan de ona kim? Güvenmeni istiyorum. Tamam. Bizim için gelecektir. Er ya da geç. İyi ama en azından düşünmen lazım. Ya bir şey olur da üst kata işte. Gördün mü? Güven. Smokin'i temiz tutmaya çalış. Sağ ol. Hı.
hırsızlığı bir kez yapan... Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada, kafa kafaya, İtalya'da. Aynen, ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydık, değil mi? Evet, evet. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Oh. Yani buraya daha önce de geldin, ha? Yani aslında üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. Sali bundan mı? Yani, evet. Nereden gideceğiz biz? O köprünün üzerine çıkmanın bir yolu yok. O zaman? Bak, köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama, ne demek atabilir ya misin? Ya sen mayaks. İzle de gör. Ay, living halat atıyorum. Atamadım. Aa, evet. Iskaladım. Evet, fena değil. İkinci bir denemeye göre. Ne yapayım? Karşıya mı atlayayım? Yukarı doğru halatla tırmanmayacak mıyım acaba? Ha, karşıya atlamak ölmek demek diye düşündüm. Tamam ya. Bu sallanmadığım için oldu. Sıkıntı yok. Zaten bir sonraki denememde bu tarafa dönecektim. Gerçekten ipucuna bakmama da gerek yokmuş. Yazık oldu. Ya. Gördün mü? Aa, uzmanlaşmışız. Sıra sende. Buradan atlayamıyorum. Pekala, şimdi nereye peki? Şöyle aşağıdan aşağıdan mı gideceğiz? Çünkü o yukarıdan yukarıdan gidilmiyor. Abimi üstüne atlayarak düşürüyordum yine. Atla Samuel. Pekala, hadi bakalım. İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala, hadi Nathan. Hey, aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. Bana da çizgiden versene ya. Ha? Neyin tribini yapıyorsun kardeş? Ben buradan atlar mıyım ya oraya? Çok zor değil mi? Atlayayım mı? Vallahi atladım. Şimdi diyor ki, biz diyor buralarda diyor, hep böyle sıkılıyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama silah taşımak da ayrı bir yük yani. Nasıl olacak bu işler? İngiltere, traditore. Non confondere l'orgoglio nazionale. Ben de gittim oraya bir ara ama o kadar da şey yapmadım. Sorun yok. Buranın havası güzel diyor. Tanrım, herifi gördün mü? Adamlar resmen ağır silahlanmışlar. Biz de silah getirdik. Oo, teşekkür ederim. Sen bu işi o kadar rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Bunların hakkı. Şey çok açık abone olsun. Ne çok açık? Ha? Işığı mı? Hı, biliyorum. Sonra gördüm başıma böyle mi? Ağrıyor. Zaten başım ağrıyor. Madem ışığı düzgün açık izliyorum. Onca yıl boyunca en çok özlediğin şeyler hep küçük şeyler oluyor. Ne gibi? Taze narenciye kokusu.
Motosiklet sürmek mesela. Hep küçük şeyler ama birikiyorlar işte. Çevirme numara işe mi başlayayım? Hemen bu gece başlıyorum. Pekala, aşağı gel. Bu inişler hatırladığımdan daha da acılıymış. Yaşlandı Samer. Peki ya, şu keşiflerim var ya, hani benim kaçırdıklarım, fotoğraf falan çekmişsindir umarım. Keşke. Lena bazılarını kaydetti ama kamerayı kurtaramadık. Kötü olmuş. Bazı çizimlerim var ama, döndüğümüz zaman gösteririm sana. Çizimlerin mi var? Buzdolabına atılacak türden çizimler mi? Yok, gayet güzel çizimler. Ha, merak ettim. Şu otlara falan tutunamıyoruz mu ya? Nereden tırmanacağız Samer? Şuralar falan parlıyor. Tırmanacak bir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Nathan. Şuraya falan atlayamaz mıyız ya? Atlar mıyız? Atlayamayız. Samuel, bir fikrin var mı ya? Düşün, bir şey düşün. Nasıl tırmanacağız? Aha, şurası neresi? Şurada bir çubuk var. Şu çubuğa... Dur, dur. Şuradan atlardın ya. Şunun üstüne çıkalım. Geliyor. Hayır hayır. Şöyle. Altıma sıçıyorum şu an. Evet, evet iyiyim. Şöyle bir yere tutunarak. Vallahi yani mükemmel jonglörsünüz gerçekten. Nathan Bey. Eğer kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben kaçırmazdım. Ben nasıl geleceğim? Yerimde zıplayarak gidemiyorum.
Aşağı mı ineyim? Hadi bakalım. Tamam, sağ ol. Nathan? Nathan? Ne var? Tamamdır. İyi misin? Evet. Nasıl görünüyorum? 400 milyon liram varmış gibi. Hadi gidelim. Tamam, hemen arkandayım. Sally? Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kapalı mekan da sigara içme, ne karışmıyorlar. Uzun zaman oldu. Ben de nasıl evlat? Bu Sally ölü şey... Ölü kardeşimi hatırlıyorsun öyle değil mi? Diğer oyunlarda yanımdaki arkadaş. Vay anasını. 15 yıl. Evet. Seni canlı görmek güzelsem. Hı-hı. Haçı alırken hayatta kalmasını sağlayalım, olur mu? Evet. Konu açılmışken... Ne? Ne olmuş o konuya? Gelin, size bir şey göstereceğim.